arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Sayın Milli Eğitim Müdürümüz özetledi. Birlik beraberlik içerisinde inşallah. Önce kendimize, ailemize, vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar olmayı Rabbimize nasip etsin diyoruz. Bunun için çalışacağız. Yol alacağımız çok mesafe var. Ortamı görüyorsunuz, fazla anlatmaya gerek yok. Türkiye'nin genç nüfusunu kıskanan milletler var, devletler var. Dolayısıyla bu genç nüfusu da iyi kullanmak lazım, iyi değerlendirmek lazım. Bunun en iyi değerlendirmesini sizler yapacaksınız. Her insanın kendi başarısı kendinden başlar. Biz sizin ne kadar başarılı olmanızı istesek de başarılı olmanızı sağlayamayabiliriz. Fiziksel anlamda değil, manevi anlamda. Ama bunu en hazır olacak, olmanız gereken sizlersiniz. Sizler buna hazırsanız biz bir şey yapabiliriz. Sizler hazır değilseniz başarıya, bizim yapacağımız bir şey de yok yani. Bütün imkanları seferber etsek de bir şey yok. Önce siz istemeniz lazım. Neden istemeniz lazım? Eskiden 10 istiyorsak şimdi 100 isteyeceğiz. Düşman çok. Memleketi parçalamak isteyen çok. Buranın petrol kaynakları üzerinde enerji kaynakları üzerinde güzel bir lokasyon var. Kıbrıs var. Orta Doğu'nun ortasında. Dolayısıyla hesaplar büyük. Bu hesaplar büyük hesaplar içerisinde akıllı olursak inanın dünya devleti olmak hiç de yani söylem değil. Söylem de böyle basit gibi geliyor ama öyle Amerika olmadı dururken. İsrail'de ufacık ülke ama dünya hükmediyor. Türkiye'de İsrail'in çok 10 katı, 20 katı ama demek istediğim şu, güçlü olursak, ekonomimizi güçlenirsek, gençlerimiz akıllı ve zeki olarak hareket edersek, birlik beraberlik içerisinde hareket edersek inşallah Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisine girer, güzel bir ülke olur. Gebze biliyorsunuz değişiyor, gelişiyor, dışarıdan geliyorsunuz. Her geçen geldiğiniz gün daha farklı bir Gebze görmek mümkün. Bu tabii tek başımıza yaptığımız yok. Başta Sayın Kaymakamımızın emekleri var, bizden emekleri var, ilçe milletimizin emekleri var, Sayın Valimizin var. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük katkıları var yaptığımız hizmetlerde, başbakanımızın, bakanlarımızın. İnşallah Türkiye sizler için, gelecek nesiller için daha güzel bir Türkiye olması dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı eğitimler diliyorum. Çok kıymetli belediye başkanımız, değerli ilçe milli eğitim müdürümüz, okul müdürümüz, çok kıymetli öğretmenlerim, iki gözümüzün nuru, sevgili gençler, değerli kardeşlerim, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. En kalbi duygularımları sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Tarkusan Okulu'nda sizlerle beraberiz. Güzel bir haftaya başlıyoruz. Bu haftanın hepimize, memleketimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bizler ülkemizin gelişmesi, kalkınması, yüksek seviyeleri çıkartılması için hepimizin alın terinin olması gerektiğine inanan ve bu yolda emek harcamamız gerektiğine inanan insanlarız. Dolayısıyla bu memleketin kalkınmasında herkesin alın teri olması lazım. Herkes görevini bir hakkın yapması lazım. En iyi şekilde yapması lazım. Bu memleketin geleceği istikbali sizlere emanet olacak. Memleketimizin bulunduğu coğrafi konum, jeopolitik konum çok hassas bir noktada. Geçmişten bugüne kadar ve geleceğe devam edecek süreçte bizim dostlarımız olduğu gibi düşmanlarımız da olacak. Hatta düşmanlarımız dostlarımızdan çok daha fazla, bunu bilesiniz. Bu memleket üzerinde hesaplar yapan, oyunlar oynayan içte ve dışta çok düşmanlarımız var. Dolayısıyla güçlü olmadan, üretmeden, birbirimizi sevmeden, birbirimizle dayanışmadan bu zorlukları, bu güçlükleri aşmamız mümkün değil. Öğrenmeniz lazım, muhakeme etmeniz lazım. Şimdi acı bir gerçeği biraz ifade etmek isterim şu doğrusu. Geçen hafta...
bizimle okumuş. Ayrıca gün daha yoğun yolunda böyle sarkılıyoruz. Bilgi aldık sizi. İnşallah. Sizlerin gayretleri, sizlerin emeğiyle çıkan yolunuz. İmtihan günü ders çalıştığınız bu işlem bir şey olmaz. İmtihan var gibi bu sene tabii ikinci dönem döneme geçeceğiz işte. İkinci dönem dersleri bir günden başlayacaksın çalışmaya. Her gün. Yarım saat matematik, yarım saat fizik, yarım saat İngilizce, yarım saat coğrafya. Her sabah böyle yarım saat, yarım saat kafayı